müzikler. Kızılırmak'ta bir pirinç fabrikasının önündeyiz şu anda. Sol tarafımızda çertik tarlaları var. Hemen arkamızda da fabrika var. Şu boşluğuna fabrikanın gelen çertikler getiriliyor ve oradan fabrikaya alınıyor. İşlenen çertikler artık pirinç olduktan sonra da şu kaydıraktan paketlenmiş şekilde kamyonlara dolduruluyor ve Türkiye'nin her yerine buradan pirinç gidiyor. Türkiye'nin %11'ine buradan giden pirinçler cevap veriyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Çankırı ilimiz kalkınmada öncelikli bir il. Dolayısıyla Kızılırmak da bu statüye giriyor. Ve buradaki fabrika sayısı yetişen çeltiğe cevap vermiyor. Yatırımcıları buraya davet ediyoruz, Kızılırmak'a. Çeltik fabrikası kurmak için davet ediyoruz. Çünkü gerçekten Kızılırmak'ın çeltiği, pirinci çok güzel. Şimdi fabrikanın içine giriyoruz. Fabrikaya gelen çeltikler şu şekilde oluyor. Sizlere de yakından göstereyim. Bu şekilde kabuklu. Buradan şu arkada gördüğünüz elekten geçiyor. Orada taşları, pislikleri elendikten sonra bu makinelere geliyor. Bu makinelerde de kabuklarından temizleniyor çeltikler. Kabuklar ve diğer içinde bulunan maddelerden. Bu makinede eğer temizliği tam olmayan çeltikler varsa kontrol yapılıyor. Tekrar geri gönderiliyor temizliği tam olmayan çeltikler. Bu makinelerdeki işlemden sonra pirinç hafif hafif bildiğimiz pirinç haline geliyor. Şu kıvamda oluyor. Şöyle görebildiniz değil mi? Tamam Taner'cim. Arkasından bu kontrol makinelerinden geçtikten sonra artık tamamen temizlik işlemine başlanıyor. Bildiğimiz sofralardaki pirinç haline dönüşmeye hazır hale geliyor. Parlatma işlemi yapılıyor bu makinelerde. Parlayan pirinçler en son buraya geliyor. Burada da artık en son parlatma makinesi. İşte gördüğünüz, bildiğimiz sofralarımızda pilavıyla, çorbasıyla yediğimiz pirinç haline dönüşüyor. Buradan da üst kata çıkıyor, paketlenip demin gösterdiğim kaydıraktan kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin hizmetine sunuluyor. Aşağıda bütün temizlenme, ayıklanma, parlatma işlemleri bittikten sonra Kızılırmak'ta pirinçlerimiz böyle mis gibi bembeyaz, gerçekten mis gibi kokuyor. Burada kalitelerine, sınıflarına göre ayrılıyor, çuvallara dolduruluyor ve kaydıraktan kamyonlara yükleniyor. Türkiye'nin %11'ine cevap verecek şekilde Türkiye'ye dağılıyor. Kızılırmak'ta yok yok gerçekten. Tarım zaten çok önde gidiyor Kızılırmak'ta. Çankırı'nın küçük Çukurova'sı diyebiliriz Kızılırmak için. Aynı zamanda balıkçılık var. Şimdi ilerliyoruz, bir balık temizliği var burada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz burada? Bu hangi balık ve ne için hazırlıyorsunuz? Bu yayın balığı, Kızılırmak'ta oluyor. Bunu en küçükleri daha Kızılırmak'ta çıkan balıkların. En küçüğü. Evet. Bir tane de şurada kesilmemiş gözüme çarptı. Ağaca takmışsınız. Bakalım. Bunu sonra mangalda mı pişirmek için hazırlıyorsunuz o hazırladığınızı? Vallahi kızartması oluyor efendim. Ay bu nedir böyle? Bu şimdi yayın balığı. Evet, bunu aslında hamsi olarak görüyoruz biz. Çünkü 60 kilograma kadar ulaşıyor bu. Yaklaşık 2 metre falan büyüyor. Ha bu yayının şimdi buradaki yayının hamsisi oluyor. Hamsi olarak gözüküyor yani. Bu. Oldu. Evet. Vallahi çok güzel. Ay, bu da misafirlerimize ikram için bugün tesadüfen bulduk. Yani misafirler olarak bizden bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet. Sevgili seyirciler, gerçekten Kızılırmak'ı biz çok sevdik Rota ekibi olarak. Çünkü demin de gördüğünüz Halk Eğitim Merkezi'nde sırf biz geliyoruz diye çok güzel bir sergi hazırlanmış. Pazarda gerçekten herkes bizi kucakladı, öptü, sarıldı. Çok içten davrandılar ve sırf Rota ekibi için iki tane yayın balığı tutulmuş. Burada da mangal yapılmak üzere şişlere takılıyor balıklar. Biz de az sonra afiyetle yiyeceğiz bunları sevgili seyirciler. Eğer balığı seviyorsanız, tarımla uğraşmayı seviyorsanız mutlaka Kızılırmak'a gelin. Doya doya balık yersiniz. Doya doya toprakla haşır neşir olabilirsiniz. Şişlere takılan balıklar mangalın üstüne aman Allah aman.